Herkese ve hiç kimseye merhaba. Umarım ve inşallah iyisinizdir. Belki polemik videolarından, polemiklerden uzak durmak gerekiyor. Ancak cahil bir herife, cahil bir adama yediği herzenin tam olarak ne olduğunu anlatmak babından bir video yapmaya karar verdim. Açıkçası Nietzsche konuşmaya, Nietzsche'nin kitaplarını analiz etmeye devam ederken araya gerçekten tuhaf, saçma sapan bir tartışmanın çok rahatsız olduğum bir bölümü girdi. Efendim, Hazreti Meryem cennette Hazreti Muhammed'le evlendirilecekmiş. Efendim, o iffetli kadın en iffetli erkekle evlenmeliymiş gibi hakikaten içi saçmalıkla dolu bir tartışma. Ve onun öncesi var. Bu Hazreti Muhammed ve Hazreti Meryem'in evlendirme meselesini zaten kategorik olarak gündem dışı bırakıyorum. Çok komik, çok ahmakça bir konu ve tartışma. Ancak bunun ortaya çıkmasının nedeni, bunu tetikleyen mesele bir akademisyenin, hem de cahil bir akademisyenin, hem de cahil olduğu kadar kendini bilgili zanneden bir akademisyenin korkunç ifadeleri. İşte 9 Eylül Üniversitesi'nde Cihat Kısa adlı bir doçent, ne yazık ki adını vermek zorundayız. Kendisine bazı rahatsız öğrencilerinin belli ki aldığı ses kaydında çok tuhaf şeyler anlatıyor ki bunlar ya bir konferans kaydı ya da bir ders kaydı. Bunlar mahrem konuşmalar değil. Yani bir insanın yatak odasında çekilmiş veyahut evinde kaydedilmiş ifadeler değil. O kadar delikanlıysa bu arkadaşımız, o videoda bahsettiği ve o ses kaydında bahsettiği konunun bence o kadar da bilim adamı ise, o kadar akademisyen ise buyursun makalesini yazsın. Ne diyordu bu vatandaş, işte Hz. Muhammed, Hz. Meryem evlendirilecek diyen zavallıların kaynaklandığı, onları kızdıran ve onları tetikleyen şey neydi? Bu akademisyenin ortaya koyduğu saçmalıklar, herzeler, yediği herze. Şimdi bu 9 Eylül Üniversitesi'ndeki doçent ne gibi bir herzeydi, nasıl bir cehalet gösterdi, onu anlatacağım. Diyor ki bu vatandaş, bu ses kaydını her yerde bulabilirsiniz. Ben açıklamaya bir tanesini bırakacağım. Birçok kişi o ses kaydını yayınlamış. Şimdi bu doçent hazretleri demiş ki, hem de böyle bakın ben size gerçekleri açıklıyorum, işte gerçekler bunlar diye açıklıyor, konuşuyor. İşte çok ünlü bir hikaye vardır İncil'de. İşte bir hayat kadını getirilir İsa'ya Yahudiler tarafından. Bir İsa da bir Yahudi ancak çok farklı fikirlere sahip ve birçok Yahudi, geleneksel birçok Yahudi kendisinden çok rahatsız ve biraz da onu zor duruma düşürmek için İşte zina eden bir kadın, hadi bakalım bunun cezasını ver dendiğinde İsa işte ona ilk taşı günahsız olanınız atsın. Madem bu kadını öldürmek istiyorsunuz, madem Yahudi şeriatinde bu kadın öldürülecek, bu kadına ilk taşı günahsız olanınız atsın diyor ki bu dinler tarihinin en orijinal, en iyi hikayelerinden biridir. Ben de bununla ilgili küçük mütevazi bir video yapmış, kanala bırakmıştım. Belki onu da açıklamaya bırakırım. Şimdi efendim bunu anlatıyor bu çok büyük akademisyen. Böyle bilmiş bilmiş tavırlar. İşte ben size gerçekleri açıklıyorum artık, siz de ne kadarını anlarsınız tavırları. Ardından da diyor ki, işte zaten yediği herze orada başlıyor bu akademisyenin. Tam bir herze, onu söyleyeyim. Yediği herze tam orada başlıyor. Efendim işte getirdiler kadını. Gömdüler. Boynuna kadar, işte göğüslerine kadar gömdüler. İşte herkes eline taşları vesaire aldı. İsa dedi ki ona ilk taşı günahsız olanınız atsın. Tabii bu durumda hiç kimse taşı atamaz oldu. Ve sonra bu büyük şey alim, bu büyük bilim adamı araya girip şunu söylüyor. Size bundan sonrasını anlatmazlar ama ben anlatayım diyor. Şimdi biz zaten İncil'de yazılanların ispatlandığını falan varsayıyoruz sanki. Sanki hakikaten Meryem yaşadı, İsa yaşadı. Bunlar olduğu da arkadaş üstüne bir de bunları anlatıyor. Bunlar dahi çok tartışmalı iken veya tartışmalı iken arkadaş tartışmasız bir bilgiyi açıklıyor. İşte tam herze burada. Efendim yaşlı bir kadın yerden bir taş almış.
fırlatmış işte o zina eden kadının sağından geçmiş. Bir tane daha atmış, zina eden kadının solundan geçmiş. İsa demiş ki anne yeter demiş, tamam artık atma. Sen de küçükken beni bırakır bir yerlere giderdin demiş. Korkunç bir ifade. Bu çok alt seviyede, çok alt kültür bir ifade. Çünkü çok net bir şekilde bu doçent akademisyen bozuntusu çok net bir şekilde Hazreti Meryem'e, bu tarihi fenomene, bu tarihi kahramana çok net bir şekilde fahişelik isnadında bulunuyor ve bu fahişelik isnadında kendi çocuğu üzerinden bulunuyor. İşte İsa üzerinden bulunuyor. Ve bunu diyor ki size bunu anlatmazlar. Bu hikayenin gerisi vardır diyor. İşte şimdi yediği herzenin biri buydu bu anlattığı hikaye. Bir de size bunu anlatmazlar. Bu hikayenin gerisi var. Ben size onu anlatacağım diyor ya. Tam oraya geleceğim. Arkadaşlar, sayın izleyiciler, Türkiye'de üniversitelerin veya dünyada üniversitelerin öyle kutsanacak bir tarafı yok. Akademinin kutsanacak bir tarafı yok. İyi işler yapanlara iyi işler yapıp teşekkür edeceğiz. Ama kimsenin ünvanı, lakabı, etiketi, üniversitenin adı, sanı Harvard'ından Boğaziçi'ne, yok Mardin bilmem ne üniversitesinden Erzurum bilmem ne üniversitesine kadar hiçbir mesele yok. Kim doğru bir şey yapıyorsa, kim iyi bir şey yapıyorsa işte bu iyi diyeceğiz. Örnek Cambridge Üniversitesi'nin biyografi serisi vardır. Tanıdığınız, bildiğiniz tüm filozofların ve devlet adamlarının vesaire tarihi kahramanların çok güzel biyografilerini hazırlarlar. Bu Cambridge Üniversitesi'nin iyi bir şey yaptığını gösterir. Ama biz Cambridge'de, Oxford'da, Harvard'da, Boğaziçi'nde, işte Selçuk'ta, Atatürk'te, üniversiteyi de şey yapmayacağız, abartmayacağız gözümüzde. Bunlar birer bilimle uğraşan insanların oluşturduğu bir topluluk. Eğer bilimle uğraşıyorlarsa onlara teşekkür edeceğiz. Şimdi bu muhterem zat çok bilmiş. Size bunun gerisini anlatmazlar diyor ya. Ne anlattı bize? İşte kadını gömdüler. Dedi ki İsa, işte İncil'de geçen hikayede, tüm İncil'lerde geçer hemen hemen. Ona ilk taşı günahsız olanı atsın dedi. Müthiş bir açıklama, müthiş bir refleks. İsa'nın gösterdiği, Hazreti İsa'nın gösterdiği. Ardından çok büyük akademisyen, muhterem cahilin ifadesi sonrasında şöyle oldu. İhtiyar kadın attı taşı vuramadı. İsa dedi anne dur, sen de beni küçükken bırakır giderdin. Bunun sanki bilimsel bir kaydı varmış gibi, bilimsel bir delil varmış gibi anlatıyor. Arkadaşlar, izleyiciler, bu bir fıkra. Bu bir Amerikan fıkrası. Birçok forumda bilmem nerede görebileceğiniz bir Amerikan fıkrası. Bakın ben size bu fıkranın bir varyantını anlatacağım. Evet, Türkiye'de yayınlanmış bir kitaptan bu fıkranın bir varyantını anlatacağım. Çok benziyor fıkra. Hemen hemen aynısı da. Yine de biz çok benzer diyelim. Yine aynı. Yahudiler kadını getirdiler. Kadını gömdüler. Rejim cezası verilecek. İşte İsa dedi ki ilk taşı günahsız olanınız atsın dedi. Arkadan biri, bir kadın fırlattı ve taş şeyin yanından geçti. O zina eden kadının yanından geçti. İsa dönüp dedi ki anne dur yapma dedi. Şimdi bu hikaye Platon bir kolunda bir ornitenekle bir gün bara girer. Platon bir gün bara girer kitabı bulabilirsiniz. Satılan bir kitaptır, piyasada olan bir kitaptır. Bu kitabın bendeki baskısında 101. sayfasında geçen bir fıkra. Aynen böyle geçiyor fıkra. Bu kitabın özelliği, bu kitap çok iyi bir kitaptır. Bu kitabın özelliği felsefi, dini konuları fıkralarla anlatan, evet bazı fıkralardan rahatsız olabilirsiniz, anlatan bir kitaptır. Şimdi fıkralarla felsefe anlatan bir kitabın içinden bir varyant fıkrayı alıp, şimdi ben size gerçekleri açıklayacağım. Bakın bu Meryem'in ne mal olduğunu o zaman anlarsınız tavırları. O çirkin tavrını, o ses tonundan falan hissediyorsunuz adamı zaten. Anlayacaksınız. Oradan bir mesela ses kaydı. İşte o ses kaydını yapanın çok mu iyi niyetli, çok mu kötü niyetli olduğu başka bir tartışma konusu. Ama oradan birileri çıkıp işte bu yalan dediğinde ben onu bilemem diyor. Bakın çok terbiyesizce bir hareket bu. Yani orada bir olay anlatıyor. Bir şeyler ima diyor. İma diye şey çok açık. Hazreti Meryem bir fahişedir diyor. Bu ifadeyi kullandığım için de üzgünüm. Çünkü bu kadar
bu tarihi fenomeni, bu tarihi kahramana bu yakıştırmayı ben şahsen yapmak istemem. Şahsen yapmak taraftarı da değilim. Birçok Hristiyan insanın babasız doğup doğmadığı hususunda tartışma yürütmüştür. Ancak benim bildiğim kadarıyla hemen hiçbir ciddi Hristiyan düşünür, bilim adamı ve hatta ateist bilim adamı dahi Meryem'e fahişe isnadında bulunmadı. En fazla şunu dediler ki bu kendi içinde tutarlıdır. Aslında Meryem evlendi ve Marangoz Yusuf'la evlendi. Marangoz Yusuf diye bir nişanlısı var. Onunla evlendi. İsa ondan doğdu. Ama tarih içinde bu hikaye babasız doğan çocuk hikayesine, İsa Mesih'in babasız doğduğu hikayesine dönüştü. Ama bu cahil herif, bu yediği herzeyle belki de Türkiye'de çok az görülen, belki dünyada da az görülen bir şekilde fıkralar haricinde çok az görülen bir şekilde sanki akademik bir tartışmaymış gibi Hazreti Meryem'e fahişe isnadı. Bakın zina isnadını geçtik zaten. Anne sen de beni bırakır bir yerlere giderdin. Sen de beni bırakır bir yerlere giderdin. Ne dediğini anladınız yani kimse. Kimse aptal değil. Ne dediğini anladınız. Tabi oradan ister istemez refleks olarak biri tepki gösterince de ben onu bilemem diyor. Bak bu çok çirkin bir hareket. İşte o yüzden cahil herif diyorum. Yoksa Meryem, Hazreti Meryem evli miydi, bekar mıydı? İsa diye bir çocuğu oldu mu, olmadı mı? Bu tartışmaları bir bilimsel düzleme taşıyıp makalesini yazsa, onunla uğraşsa, işte yeni kayıtlar, yeni kanıtlarla uğraşsa anlayacağız. Bildiğiniz bir fıkrayı, bir Amerikan fıkrasını ki bir varyantını ben anlattım. Bir Amerikan fıkrasını akademik bir meseleymiş gibi. Biliyorsunuz kanonik İnciler, apokrif İnciler meselesi vardır Hristiyanlıkta. İşte kabul edilmiş İnciler, kabul edilmemiş İnciler. Güya sanki adamın iması sizin bilmediğiniz bazı yerlerde bazı kayıtlar var. O kayıtlarda Meryem'in bir fahişe olduğu yazılıyor demeye getiriyor. Bu çok çirkin bir isnat. Ben çok ciddiyetsiz buluyorum bu adamı, bu cahil herifi. İşte bu durumdan vazife çıkartıp onu işte atın, üniversiteden atın. İşte bunun gibiler bizim çocuklarımızı zehirliyor falan. Ben o toplara hiç gelmiyorum. Ben mezhepçilerin, mezhepsizlerin vesaire bilmem körü körüne din savunucularının yanında ve yakınında değilim. Ancak burada açık ve net olarak ciddiyetsiz, terbiyesiz bir adamla karşı karşıyayız. Çünkü tarihi bir kahramana elinde hiçbir tarihe mal olmuş diyelim. Tarihe mal olmuş bir kahraman elinde hiçbir kayıt yokken ve özellikle zaten iffeti, namusu ve onun o temizliğiyle ün yapmış birini ki bazı zır cahil sapıklar da onu evlendirmenin derdine düşmüşler cennette bir yerlerde. Çok terbiyesizce işte siz bilmiyorsunuz size onu şey diye çok namuslu yanıtıyorlar ama ben gerçekleri biliyorum tavırları çok iğrenç bir tavır. Yani bu ses kaydı alınan adam dediğim gibi evinde, bahçesinde, yatak odasında alınsa bizi hiç alakadar etmez. Ama bu bir konferans ses kaydı veyahut bir ders ses kaydı. Çünkü kalabalıkta konuşuyor ve ben onu bilemem diye konuşabiliyor. Hatta çok bilgiliş bir arkadaşımız. Bir de işte beni neden terk ettin ifadesi vardır İncil'de. İşte çarmıha gerildiğinde İsa Mesih. Baba beni neden terk ettin ifadesini de annesinin fahişeliğine yoruyor. Yani o imada var. Ve bunlar çok açık imalar. Çok açık imalar olarak var. Ben bu çirkin, ciddiyetsiz ve cahilce şeyden çok rahatsız oldum. Bunu paylaşmak istedim. Şimdi bu vatandaş Meryem'le İsa hikayesine Amerikan fıkralarını katarak güya akademik bir şeye büründürmeye çalışmış ve ben onu bilemem bir de bu kadar da şey bilim adamı kendisi ben onu bilememci arkadaşımız bir arkadaşımız değil de bu çirkinlik ne yazık ki Türkiye'deki üniversitenin akademideki düzeysizliğinin bir göstergesi olarak kalacak. Ne yazık ki bakın üniversiteler öyle övülünecek, gururlanacak bir şey değil. Üniversite iyi iş yaptığında, doğru şey yaptığında övünebilir veya gururlanabilir. Yani böyle yeni zaman tapınakları gibi düşünmeyin üniversiteleri. Akademisyenler de yeni zamanın kahramanları gibi düşünmeyin. Böyle bir şey yok. Kim doğru bir şey yaparsa, kim iyi bir şey yaparsa biz yanındayız onun. Doğru bir şey çalışan, üreten kişinin her zaman yanındayız. İster akademisyen olsun, ister başka bir yerde olsun.
Ancak bu çirkin adam ve bunun gibiler gerçekten rahatsız edici o pis, iğrenç bilinçaltlarını tarihi fenomenler üzerinden tatmin etmeye çalışıyorlar. Bakın, Muhammed'le Meryem evlenecek diyen adamın kafasını ne kadar pisliğe çalışıyorsa veya işte kendince cinselliğe çalışıyorsa, bu herifin de kafası öyle cinselliğe çalışıyor. Hatta bununki çok daha fena. Korkunç dedikodular üzerinden en azından Hristiyanları çok rencide edecek bir şekilde, en azından onları çok rencide edecek şekilde, tabii Müslümanları da, bir dedikoduyu anlatıyor. O kadar delikanlıysan, o kadar biliyorsan, otur makalesini yaz ve Meryem'in bir fahişe olduğunu ispatla. Gidip derste, konferansta terbiyesizlik yapma. Benim bu cahil adama, bu cahil herife söyleyeceğim son sözüm bu. Evet, biraz sert konuşuyorum ama gerçekten çok rahatsız edici. Yani üniversitenin rezilliğine mi üzülürsün? Akademinin düzeysizliğine mi üzülürsün? Karşıdaki öğrencinin kötü niyetine mi üzülürsün? Ortaya çıkan o, yani fıkraları tarihi delil diye anlatan o terbiyesiz, sahtekar bilim adamı denilen bozuntuya mı üzülürsün? Yok, bunlar çok kötü şeyler yani, çok rahatsız edici. Benim de rahatsız olduğum nokta buydu. Yani onu dinlerken, o ses kaydını, ben önce bundan rahatsız oldum. Yahu bu Amerikan fıkrası ya. Bu fıkra. Ve sen bir fıkrayı bir kadının fahişeliğine delil olarak getiriyorsun. Tarihi bir fenomeni, tarihi bir kahramanın fahişeliğine delil olarak getiriyorsun. Bu kadar olur terbiyesizlik yani. Adam yaptığı işe de ihanet ediyor. Evet. Neyse. Çok daha fazla uzatmayacağım. Konunun bambaşka boyutları da var. O konulara hiç girmek istemiyorum. Teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Katıl butonumuza açık. Beğenin, abone olun, bir şeyler yapın. Burada olmaya devam edeceğim. Yani umarım bu cahil herife, cahil ve herif dediğimiz için başımıza bir şey gelmez. Umarım gelmez. Teşekkür ederim. Desteklerinizi beklerim. En yakın zamanda görüşelim. Selamlar ve saygılar.